Merhaba. ağır kaçacak biliyorum. Fakat şunu söylememe izin verin. Türkiye mahallelere bölünmüş bir faşizmdir. Ve her mahallenin bir faşizm notu vardır. Kimi faşistlikte 10 üzerinden 10 alır. Kimininse notunu bazı insani nedenlerle kırarsınız ama bu genel tabloyu değiştirmez. Akla hemen AKP, MHP ve ulusalcı tayfa gelmesin. Dikkatinizi diğer gruplara çevirin ve elinize kağıt kalem alın, gizli faşistlere birlikte not vereceğiz. Başlayalım. Gizli faşist, hak ihlalleri ancak yandaşlarını etkileyince ses verir. Kendi gibi düşünmeyenlerin başına iş gelince oh çeker. Rejimin lanet dediklerini taşlamakta beis görmez. Mağdurları kimliğine bakarak değerlendirir. Rejim unsurlarına dalaşmaz bilakis arasını iyi tutmaya çalışır canına malına kastetmiş olsa dahi dönemin ruhu gereği elini sıkar. Genellemecidir. Birilerine kini yüzünden komple bir halkı yargılar, mahkum eder, lince tepki vermez. Yeri gelir zalimden daha gaddar olur. Misal kişi yatarını tamamlamış tahliye edilecek, çıkmasın diye ortalığı yıkar. Kişi ve grupları yargılandıkları suçla değil, kendi ajandasıyla linç eder. Ve son olarak Gizli faşist devran dönse de beyaz sayfa açmaz. Tane tane 10 maddede gizli faşisti anlattım. Kimi teraziye vuracaksanız vurun. Bakalım kaçında bunların hiçbiri yok. Bilakis hepsi varsa gizli faşistlikte 10 üzerinden 10 verebilirsiniz. Türkiye mahallelere bölünmüş bir faşizmdir. Hiçbir mahalle bunu kabul etmez, hasmını suçlar o ayrı. İnsanlık katına yükselmek zor ve meşakkatli bir süreçtir. Bu tek başına tecrübe ve eğitimle de alakalı değildir. Misal düne kadar Reza soytarısının eşi olan Ebru Gündeş'in çıktığı her gazino dolup taşıyordu değil mi? Daha güncele gelelim. Acı bir misaldir ama tam da yeridir. Kendi insanlarına zulmetti diye bir grubu her defasında çarmıha gelen Kürt siyasal hareketi, şehirlerini bombalayan ve Bununla seçim kazanan bir eski başbakanı ziyaret etmekte beis görmez. Oysa Tayyip kanı vardır onun elinde. Attığı başlıklarla çok eleştirilen yeni akit bu defa haksız değildir yani. Katil Davutoğlu HDP heyetini ağırladı. Ne diyeyim? Ne denebilir? Gücü gücüne yetene işte. Böyle bir ülke. Olan masuma, mazluma oluyor. Unutmayın. Türkiye mahallelere bölünmüş bir faşizmdir.